imparatorların olmaşı. Eski çağlardan beri seçkinliğin, zarafetin, lüksün ve gücün simgesi. Altından bile kıymetli olan ipek, doğudan batıya uzanan yolculuğunda dönemin en önemli ticaret yoluna ismini verecekti. İpek yolunun Ankara durağı. Yıl boyunca sadece aristokratların giymesine izin verilen ipek, Orta Çağ'daki en değerli ürünlerden biri. Uzak Doğu'dan yola çıkan kervanların değerli ürünleri arasında baharatlar, değerli taşlar, porselen ve kağıt vardı. Ama bunların arasında bir ürün vardı ki işte o en değerlisiydi. O da İpek yoluna adını veren ipek. ...7000 kilometre uzunluğundaki İpek yolu, Çin'den başlayarak farklı kollarıyla Orta Asya ve Güney Asya üzerinden Avrupa'ya uzanan bir yollar bütünüydü. Güzergah üzerindeki Anadolu ise tarihin en eski ticari yollarına sahipti. Hitit-Asur ticaret kolonilerinin yolları, Pers Kral Yolu, Roma Yolu ve askeri ve ticari amaçlarla oluşturulmuş Bizans Yol Ağı, Çin'den uzanan yolla birleşerek İpek Yolu'nun Anadolu'dan geçen kısmını oluşturdular. Ankara-İstanbul güzergahındaki yerleşimler ticaret yollarının üzerinde yer alıyordu. İpek Yolu'nun etkisiyle ticaret daha da canlandı. Yerel üretim hız kazandı. Yöreye özgü el sanatları yeni pazarlar buldu, yerleşimler kervanların ihtiyaçlarına göre gelişti. Ekonomik refah, mimariyi ve sanatı en incelikli noktalara taşıdı. Kültürler arası diyalog, sosyal hayatın düzeninden gastronomiye kadar her şeyi etkilemişti. Tarihi İpek yolundan gelen kervanlar, uğradıkları durakları nasıl etkilemişti? İpek yolunun ekonomik ve kültürel etkilerini, bıraktığı izleri aramak üzere yola çıkıyoruz. İlk durağımız, medeniyetlerin tarih sahnesi Ankara. Anadolu Yarımadası'nın en eski uygarlığı Hattiler'di. Milattan önce 2500'lere dayanan bu uygarlık sayesinde bu topraklar 1500 yıl boyunca Hatti ülkesi olarak tanındı. Bu isim öyle yerleşmişti ki onlardan sonra gelen Hititler bile topraklarına Hatti ülkesi dediler. Burası Gavur Kale. Nasıl tarif edeyim? Haymana ilçesine bağlı burası. Dereköy diye de bir bölgede geçiyor. Gelmek gerçekten çok güç. Burada çok önemli bir buluntu var. Atatürk döneminde bulunmuş olan. Tabii onun nerede olduğunu bir önce bulabilirsek ondan sonra daha güzel olacak. Aa, bir dakika. Yalnız gerçekten çok zorlu bir yer burası. Tahmin ediyorum şurası. Oo, çok güzel. Müthiş. Müthiş bir enerjisi var buranın. Ama biraz da dinlenmek gerekiyor tabii. Manzara olağanüstü. İşte Anadolu'nun o güzel bozkırı. Bunu anlatmak çok zor. Bunu ancak insanın yaşaması gerekiyor. Buradaki bu güzel kokuları, buradaki bu güzel sükuneti. Ve tabii kadim bir uygarlığın hemen altında duruyor olmamız. Müthiş bir duygu. Güneydoğu Avrupa'dan başlayan göçler Anadolu'ya farklı kavimleri getiriyordu. Frigler bu kavimlerden biriydi. Arkası kesilmeyen akınlar ve salgın hastalıklar
Hititleri zayıflattı. Böylece 500 yıl hüküm süren Hatti ülkesi yerini Frigya krallığına bıraktı. Frigler, Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelip Ankara civarına yerleştiler. Kral Gordion, kendi ismini taşıyan başkent Gordias'ı kurdu. Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı'nın birleştiği noktanın yukarısında bulunan bu bölge, tarım ve hayvancılığa uygun korunaklı bir yerdi. Bir kale kent olan Gordion giderek büyüdü. Frigler, Balkanlar üzerinden ilerleyerek Anadolu'ya geçtiler ve Ankara civarında işte burayı kurdular. Kral Gordion buraya kendi adını verdi. Kalıntılarda bulunan ince dokumalar, seramik kaplar, demir objeler ve oyma figürler, Friglerin, bu zanaatlerin bu topraklardaki köklerinin ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor. Anadolu'nun kadim folklorunun işaretleri milat öncesinden günümüze uzanıyor. Tarihin izlerinin peşinden giderken bilgimi ve görgümü arttırabileceğim en iyi yer tabii ki müzeler. Ankara'nın en önemli müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyim. Friglerin yönetiminde Gordion ve Ancre'ye gelişti. Frigler, zanaat ve sanatta ilerleyen zengin ve güçlü bir krallık oldular. Anadolu toprakları, bulunduğu konumu itibariyle tarihin başlangıcından beri önemli bir geçiş noktası olmuştur. Frigler de kavimlerden biri olarak M.Ö. 1200 yıllarının başlarında Avrupa'dan Anadolu'ya gelmişler ve M.Ö. 750 yıllarında da Anadolu'daki en büyük krallıklardan birini oluşturmuşlardır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Frig mezar kalıntılarından çıkan eserlerin büyüsü, bende o dönemin tümülüslerini yakından görme isteği uyandırdı. Frig mezar anıtları olan tümülüsler ağırlıklı olarak Ankara ve bu Gordion'da olur. Toplam 80 tane olan tümülüslerde en büyük tümülüs Midas tümülüsüdür. Ticari ilişkileri gelişmiş Perslerin hakimiyetindeki Ankara, Doğu ile Batı arasındaki bir pazara dönüşüyordu. Persler ise işgal ettikleri Ankara'da pek çok yola yaptılar. Bunların arasında en önemlisi Kral Darius'un oluşturduğu Kral Yolu. Efes'ten Mezopotamya'ya uzanan Kral Yolu'nda ipek, altın, baharat ve tuz gibi değerli ürünler taşınıyordu. Bu yol üzerindeki Ankara ticaretle zenginleşmiş, refah seviyesi yükselmişti. Makedon kralı Büyük İskender, Perslere karşı çıktığı sefer sırasında Gordion'da kışlamıştı. Ancak Büyük İskender bu seferden dönemedi. Ankara ve çevresi için yapılan savaşlar, Keltlerin paralı askerleri Galatları Anadolu'ya getirmişti. Galatlar savaştan sonra kalıp Ankara'yı başkent yaptılar. Frigler ülkesi artık Galatya olmuştu. Galatlar, surları bulunmayan köylerde kalır ve savaşmadıkları zaman tarım hayvancılıkla uğraşırlardı. Galatya'ya kolay uyum sağladılar. Tiftik keçisi yetiştirip yüncülük yapıyorlardı. Sadece yün üretiminde değil, bu yünlerin kendilerinin bildikleri bir teknikle yeşil ve kırmızıya boyanmasında ve dokunmasında da ileriydiler. Ankara'nın kültürel mirası tiftik dokumacılığının kökleri Galatlara kadar uzanıyor. Galatların kıl çadır dokumaları da ünlüydü.
Galatlar bu toprağın kültürünü yoğuran halklardan sadece biri. Antik çağlardan bugüne çok sayıda uygarlığın zenginleştirdiği kültürel birikim içimizde yaşamaya devam ediyor. Ulus'ta Hacı Bayram Camii bitişiğinde yer alan Augustus Tapınağı, Ankara'daki Roma döneminden kalma önemli yapılardan biri. İlk olarak M.Ö. 2. yüzyılda Frigya tanrıları Kibele ve Men adına yapılmıştı. Zaman içinde yıkılmış tapınak, son Galat hükümdarı Amintos'un kızı Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olarak yeniden yaptırılmış. Türklerin kutsal yapılara gösterdiği saygı, Roma İmparatorluğundan kalan son belgelerden birinin günümüze ulaşmasını sağladı. Tapınağın hemen yanında yapılmış olan Hacı Bayram Veli Camii, Türklerin bu topraklarda bir arada yaşama kültürüne verdiği en güzel örneklerden biri. Frig kralı Gordius'un oğlu Midas bir gece rüyasında ilahi bir ses duyar. Bu ses ona bir gemi çapası aramasını ve gemi çapasını bulduğu anda oraya bir kent kurmasını söyler. İşte bu kent şu anda Ankara Kalesi'nin olduğu tam da bu tepeye kurulmuştur. Zamanında Anker ya da Ankara verilen bu isim Ankara'nın ilk dönemlerdeki ismidir aynı zamanda. Bakalım. Roma zamanında Pers akınlarıyla tahrip olan kale pek çok kez onarıldı. Bizans döneminde İmparator 2. Justinianus, M.Ö. 668'de dış kaleyi inşa ettirdi. İmparator 3. Leon, 740'da kale duvarlarını onarırken iç kale surlarını yükseltti. 1073 yılında Selçuklulara geçen kale, bir ara Haçlılar tarafından ele geçirilmiş, sonra geri alınmıştı. Ankara Kalesi tarih boyunca güç savaşlarının odak noktası oldu. Akıncıların hedefi ve direnişçilerin merkeziydi. Ordugah, mühimmat deposu ve kuleden oluşan Ankara Kalesi stratejik durumu nedeniyle bütün Ankara'yı görebilecek bir yapıya sahiptir. Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı İbrahim Paşa tarafından onarımdan geçirilmiş, kalenin dış duvarları genişletilmiştir. İçinde yer alan evleri, camileri, hanları ve çarşılarıyla tarihle nefes alan Ankara Kalesi, milli mücadelenin de sembollerinden biri oldu. Genç bir subay olan Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleyi Anadolu'ya taşıyarak Ankara'nın bağımsızlık ve hürriyete kavuşma savaşının merkezi olmasını sağladı. Bir zamanlar Galatların başkenti olan Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenti olmuş, Cumhuriyet'in ilanıyla mimaride, bilimde, sanatta, eğitimde, sağlıkta köklerini ve kültürünü koruyan bir atılım devri başlamıştır. Tarihin her nefeste içimize dolduğu Ankara'da daha gezilecek çok yer var. İpek yolunun Ankara'daki izlerini aradığım bu yolculukta kervanların yolunu takip edeceğiz. Bir zamanlar çok ünlü olan Galat ekmeği sanki günümüzde yerini Ankara simitine bırakmış. Günaydın. Hoş bulduk. Bir meşhur Ankara simidi alma zamanı geldi gibi görünüyor. Çıtırından. Hatta bir tane rica edeyim ben. Şöyle bıraktım babacığım. Teşekkür ederiz. Bereketi gelsin, kolay gelsin ustalar. Ankara'da güne Ankara simidiyle başlamanın şöyle bir faydası var. Şu çıtırdama sesi aslında sadece dışarıdan gelmiyor. Simidin kendisinden de geliyor. Ankara'da güzel güne başlamak için güzel alternatiflerden belki de birincisi çıtır bir simit. Yiyeyim mi? Ayıp olmasın elinizde. Thank you.
Ankara önemli ticaret merkezlerine bağlantılı konumuyla kervanların uğrak noktasıydı. Yorgun argın develerle kente gelen kervanları Ankara'da Ankara'nın ünlü hanları karşılıyordu. Bu arkamızda gördüğümüz At Pazarı semti ise Ankara'daki hanların bir araya geldiği en önemli noktaydı. Az sonra göreceğiniz han, 16. yüzyıl hanları içinde tarihsel özelliği olan Çengel Han. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış olan bu handa o dönemin tarihi havasını görmek mümkün. Ekonomik hareketin azalması, büyük yangınlar ve inşaat çalışmaları hanların çoğunu yok etse de, restorasyon geçiren Çengel Han hala hem eski havasını koruyor hem de müze olarak ayakta kalmaya devam ediyor. İpek yolundan gelen yolcular işte bu avluda. Şu anda bu olağanüstü güzel klasik araçların olduğu yerde, yani avluda indirilip güvenliğe alınırlardı. Develerse onlara ait olan develik bölümüne geçerlerdi. Ve bu üst katsa yolcuların konaklaması için ayrılmıştı. Her odada ayrı birer ocak vardı. Hancı da yolcuların konaklaması sırasında ısınabilmeleri için onlara bir miktar odun temin ederdi. Buram buram eski Ankara kokuyor, harika. Tiftik ve tiftik mamulleri yüzyıllarca Ankara'da bu hep bir gelenek halinde devam etti. Biz de şu anda Filiz Hocam'la birlikteyiz. Bu gelenek nasıl oluştu? Buradan üretilmiş olan kumaş ne işe yarar? Kimler bunu niye bu kadar çok istiyor? Evet, gerçekten tiftik Ankara'nın sembolü. Ankara keçisinden elde edilen yünden yapılan ve sof denilen bir kumaş üretimi var. Bunun aşağı yukarı 14. yüzyıldan itibaren üretildiğini varsayıyoruz. Elimizde belgeler yok ama 15. yüzyıldan itibaren de bunun üretildiğini biliyoruz. Çünkü vergisi de ödeniyor bunun tabii Osmanlı döneminde. İstanbul ve Bursa'dan sonra da kumaş üretiminde en fazla vergi üreten şehir Ankara. Dolayısıyla bu açıdan tabii çok önemli. Şimdi bu sof dediğimiz kumaş çok ilginç bir kumaş. Aslında sadece Ankara'da değil, Ankara'ya yakın ilçelerde de dokunuyor. Bu özelliği ne? Özelliği bunun dokunduğu zaman kışın sıcak, yazın serin tutması. Harika. Herhalde bunun değişik üretimleri de vardı. Çünkü yelken bezi olarak kullanıldığını biliyoruz. 19. yüzyılda İngiltere'ye ihraç ediliyor. Orada polis kabanları yapılıyor. Yani farklı değişik uygulamaları var. Ama bunun en önemli özelliği İpek kumaşa çok benziyor. Şimdi keçiden alınan tüyü iplik haline getiriyorlar. İplikten sonra bu tabii ki bu kumaş olarak dokunuyor. Ancak dokunduktan sonra cendere denilen bir sistem var. Orada sıkıştırılıyor. Dolayısıyla son derece de ince ve parlak bir kumaş oluyor. O nedenle yüzden belki ipekle karşılaştırılabiliyor, evet, da bu kadar iyi gibi görünüyor mu? Evet, aynen öyle ve hatta günümüzde bile ipek mi yoksa sof kumaşı mı biraz ayırt etmek zor oluyor. Örneğin belgeler Topkapı Sarayı'na ihraç bunların gönderildiğini söylüyor. Topkapı Sarayı'nda sof diye baktıklarımız ipek çıktı. O kadar mı birbirine benziyor? O kadar birbirine benziyormuş. Tabii o kadar eski örnekler maalesef elimizde yok. Bütün bu bilgilerin ışığında benim anladığım şey biraz gizemli, biraz bilinmeyen bir kumaş. O halde bu kumaşın peşine düşme zamanı geldi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Ankara ve İpek Yolu macerasında böyle kalbimin pıt pıt çarpmasının sebebi belki de şu anda tam burada oluşumuz. Neden mi? Çünkü nedenin cevapları Ceren Hanım'da. Ama soru benden geliyor. İşte o tablo burada duruyor. Bu tablo niye benim kalbimi böyle çarptırıp duruyor? Çünkü çok heyecan verici bir tablo gerçekten. Ankara'nın tarihine ilişkin çok önemli bir sanat eseri ve aynı zamanda bir tarihi döküman diyebiliriz Ankara manzarası tablosu için.
Tablo Rijksmuseum, Hollanda Rijksmuseum envanterinden Ankara'da sergileniyor Rahmi Koç Müzesi'nde. Tablonun 18. yüzyıla tarihlendiğini biliyoruz. Baktığınızda aslında özellikle üstteki kent görüntüsüne baktığınızda Avrupa'daki kartografik kent atlaslarına benziyor. Oradaki haritalara benzeyen bir imaj görüyoruz. Kent haritası, işte önemli yapıların gösterildiği bir harita. Ama bunu heyecan verici kılan ve diğer atlaslarla... Sanki daha aşağıda olan evet. Ayıran şey o aşağıdaki sahne. Orada biz o dönemde Ankara'da çok ünlü olan, çok kaliteli olan Ankara keçisinden üretilen, tiftikle üretilen sof kumaşın üretim sürecini görüyoruz aslında. Ve sonunda da pazar sahnesi var. Yani bu tiftiğin satıldığı bir pazar sahnesi var. Kentin o dönemki güncel yaşamına, sosyal ilişkilerine, üretim ilişkilerine dair çok fazla veri var. Bu heyecan verici. Bir diğer heyecan verici kısmı da Ankara kentini küresel ölçekte bir yere oturtması İpek Yolu üzerinde. Özellikle gördüğünüz bu kervanlar, kervanlar buradaki bu ticari faaliyetlerden elde edilen sof kumaşı, tüm dünyaya ticareti yapılan sof kumaşı Akdeniz yollarına doğru, limanlarına doğru, İpek Yolu üzerinden doğuya doğru yola çıkarıyorlar. Hani bu yolculuk halini de bu kadar canlı biçimde gösteriyor olması tablonun çok heyecan verici gerçekten. Demek ki kalbimin böyle pıt pıt atmasının sebebi buymuş. Görünen o ki yolculuk için en doğru noktayı tercih etmişim. Bundan sonrası yola çıkıp devam etmek. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kervan ticareti bitince işlevsiz kalan hanlar çok geçmeden ağırlayacak yeni konuklar buldu. Hükümlüler. Bir zamanların ticaret merkezi Çukurhan, etraftaki diğer hanlar gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan cezaevlerinden biri oldu. En konforlu hücreler üst katta yer alıyordu. Koşulları en ağır olanlarsa bodrum katındakilerdi. Ama bu dönem uzun sürmedi. Cezaevi taşındıktan sonra yeniden ticari işlerde kullanılan Çukurhan, bugün modern bir konaklama tesisi olarak farklı ülke ve kültürden konuklarını ağırlıyor. Ankara'nın en eski ve en çok gelir getiren hanı burada yer alan Kurşunlu Han'dı. Kiraları yüksekti. Ancak kervanlar için hemen yanındaki Mahmut Paşa bedesteninde mallarını satmak pratikti. Kırk yıl arayla geçirdiği iki yangınla tahrip olan Mahmut Paşa bedesteni bugün ziyaretçilerini Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak ağırlıyor. Kurşunlu Han ise müzenin idari binası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Evet, madem ki tarihi İpek Yolu rotasındayız, o halde... Güzeller güzeli Ankara'nın kapısını kapatıp yola revan olma vakti. Ey ümmeti Muhammed! Maldan, candan bir eksiği olan var mıdır? Yoktur. Allah hayır sahibine rahmet eylesin. Yollarda gafil gitmen. Bisat gaip itmen. Herkesi refik itmen. Yürün Allah asan getüre. Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'daki güzergahlarından birinde ilerliyoruz. Yol bize modern bir kervan rotasında olduğumuzu hissettiriyor. Bizden önce bu yolları aşan tüccarların, gezginlerin, devlet görevlilerinin, ulakların izinden gidiyoruz. Onlar gibi bizim de ilk durağımız Ayaş. Ayaş, Anadolu'daki en eski Türk yurtlarından biri. Hititler, Frigler, Galatlar ve Romalıların egemen olduğu bu bölgeyi Selçuklu ordusu 1073'te fethedince, Oğuz Türklerinden gelen bir Türkmen oymağı olan Ayaş'ı buraya yerleştiriyor.
Ayaş'ı gezdikçe daha çok Selçuklu eserine rast gelmekteyiz. Bunlardan biri de Bünyamin Ayaşi Hazretlerinin türbesi. Ankara'nın koruyucu evliyalarından biri olarak sayılan Bünyamin Ayaşi, aynı zamanda Hacı Bayram Veli'nin halifesi. Doğum ölüm tarihi tam olarak bilinmese de hakkında anlatılanlar evliyaların kerameti kabilinden. Yıl 1522. Kanuni Sultan Süleyman büyük bir donanma ve 100 bin kişilik kara ordusuyla Rodos'u kuşatmıştır. 5 aydır düşmüyor Rodos. Ne yapsalar kıramıyorlar direncini. Sultan Süleyman sıkkın. Soruyor etrafa. Neden alınamıyor bu Rodos? Neyi yanlış yapıyoruz? Diyorlar ki Hacı Bayram Veli tarikatından Bünyamin Ayaşi nice zamandır haksız yere hapis yapmaktadır. O çıkmadan Rodos düşmez. Sultan hemen ferman buyuruyor ve Bünyamin Ayaşi'nin salındığı gün Rodos fethediliyor. Ayaş, Anadolu'nun en eski İpek yolu geçiş noktalarından biri. Osmanlı ve Selçuklu ordularının ve Mekke ve Medine'ye hediye götüren Surre alaylarının geçiş güzergahı üzerinde. Tabii böyle olunca günümüzdeki İpek yolu gezginleri için de çok önemli bir nokta Ayaş. Ayaş'ta türbe bol. Şifasına inanan da, duasını eksik etmeyen de bol. Kimi yağmur için, kimi yaramaz çocuklarını uslandırmak için, kimi çıbanlarını iyi etsin diye dua alıyor, kimi ise şifa istendiği için. Türbeleri, camileri, sokakları, evleri ve çarşılarıyla Ayaş, İpek yolunun huzur duraklarından. Ayaş sadece ruhsal huzur değil, fiziksel sağlık açısından da önemli bir coğrafya. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hamamlarını gördüğümüz Ayaş, tarih boyunca şifalı sularıyla ünlü olmuş. Ayaş jeotermal suyun özelliği hem içilerek hem de banyo yapılarak kullanılıyor olması. Tarihi hamamların bazıları bugün fizik tedavi merkezi olarak sevkli, günübirlik ve konaklamalı hizmet veriyor. Suyun dinlendirici etkisi ise herkesin vücudunu iyice gevşetiyor. Ha, çok güzel. Gerçekten insanda böyle bir duygu oluşuyor. Yani suya giren bir maç çok kısa bir sürede o etkisini hissetmeye başlıyorsunuz. Bu arada altımızı tutar şu. Dünyadaki en etkili mineral oranı, en yüksek, en sağlıklı, en şifalı sulardan biri sadece aynı zamanda içerek dahil faydalanabiliyorsunuz. İyice dinlenip enerjiyle doldum. Yola çıkmaya hazırız. Sıradaki durağımız İpek yolu üzerindeki Güdül. Güdül'ün geçmişi antik zamanlara kadar gidiyor. Ancak Güdül adını alması Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Mesud'un eniştesi ve Ankara emiri olan Şehabül Dele Güdül Bey tarafından kurulunca oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şemsettin Bey. Şimdi sararmaya başlamış. Nedir farklılığı? İpek yolu kapsamında coğrafi bölgemizde leblebi tarihçesi olarak Kütahya ve Güdül'de ilk üretimlere başlanmış. Öyle mi? Ondan sonra diğer bölgelere yayılmış. Bizim leblebimizin önemi eski usullerle bakır kazanlarda odun ateşinde kavrulmasından kaynaklanıyor. Lezzetini oradan alıyor. O odun kokusu sokaktaki bu yüzden mi geliyor? Evet, odun kokusu o yüzden. Çok güzel. Bakayım bir. Tamamdır, bu olmuş. Çıkaralım baba. Ellerinize sağlık, kolay gelsin.
kültürel miras niteliğindeki soft kumaşın artık kaybolmaya başladığını söylemiştik. Bunun için pek çok projeler üretilmeye çalışılıyor. Bunlardan bir tanesini yerinde, üstelik bu bölgenin de Cumhuriyet tarihindeki ilk kadın muhtarından bilgilerini almak için buraya geldik. Evet, çok bu soft kumaş sizce nasıl bir gelişim gösterdi ve ne olmalı? Burası İpek Yolu güzergahında bulunan bir ilçedir. Biz Boyalı Köyü'nde sof kumaş dokumaya başladık. Eskiden yüzyıllar önce burada keçiler çokmuştu. O zaman tiftikten üretilmiş, yani keçinin tiftiğinden üretilmiş çoraplar, eldivenler, giysiler yapılıyormuştu. Ama biz de şimdi bunu daha yenilikçi olarak kumaşa çevirmeyi düşünüyoruz ve yapıyoruz. Anlıyorum. Peki tiftikle ilgili olarak gelişmeler ne durumda? 40 bin üzerinde köyümüzde tiftik keçisi var. 40 binin üzerinde. Evet. Şimdi bunların ünlerinden işte eğriliyor, temizleniyor. Ondan sonra ip haline dönüşüyor. Bu ip haline dönüşeni de biz ürün haline dönüştürüyoruz. Burada gördüğünüz bakalım gibi. Bunlar mesela elde örülmüş şallar tiftikten. Hmm. Bunlar el örgüsü. Bu çorap el örgüsü. Daha sonra makineye geçtik. Oh. Bunda insan hayatta üşümez abla. Evet, yazında sof kumaştan, inceden gömlekler yapılıyor. İşte biz şu anda sof kumaş dokuyoruz. Gömlekler yapılıyor. Hatta iç çamaşırında bile kullanılıyormuş. Biz henüz ona geçmedik. Hı-hı. İpekle karıştırılıp iç çamaşırında kullanılıyormuş sıcak olsun diye. Hı-hı. Ablalar eğitim mi görüyorlar? Evet. Ne kadar sürüyor bu eğitim? Bizim eğitimimiz 6 ay sürecek. Oo, bayağı da uzun evet, bir süre. Evet, maşallah hepsi çok güzel yapıyorlar. Güdül, tertemiz havası, ormanları, doğa yürüyüşü yapılacak alanlarıyla özel bir bölge. Antik uygarlıkların izlerini de taşıyan Güdül, tarihle bağımızı hissettiğimiz yerlerden biri. İpek Yolu'nun en özel bölgelerinden biri. İpek Yolu'nun Ankara duraklarında en önemli noktalardan birindeyiz. Bey Pazarı. Ankara'ya 100 kilometre mesafedeki Bey Pazarı, Anadolu'daki kervan yollarının bir başka durağı. İpek Yolu'nun zengin duraklarından biri. Burası da Bey Pazarı'nı en iyi göreceğimiz Hıdırlık Tepesi. Bey Pazarı'nın ilk adı Laganya, yani Kaya Doruğu ülkesi. Bizans İmparatorluğu'na geçtiğimizde burası bir piskoposluk merkezi olarak yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda canlı ekonomisiyle ön plana çıkan bu yer, bölgenin sipahi beyine atfen Bey Pazarı adını alıyor. Bey Pazarı'nın evleri renkli, sokakları canlı. Birbirine yaslanan evler, omuz omuza çekilen bir halay gibi samimi ve sıcak. Bey Pazarı evlerinin ilginç bir özelliği daha var. İnşası sırasında üst katta bir bölüm yarım bırakılıyor. Çanta adı verilen bu bölüm, o evde yaşayanların bu dünyada hala yapacak işlerinin kaldığını gösteriyor. Evlerin kapıları ve tokmakları, içinde yaşayan ailenin sosyal statüsünü gösteriyor. Kapıdaki halkalar birbirine bağlanmışsa, ev sahibi evde yok anlamına geliyor. Evliya Çelebi'nin beğeniyle anlattığı Sultan Alaaddin Camii, Bey Pazarı'nın en güzel camilerinden. Adı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a mal edilen cami hakkında ilginç bir de hikaye var. Caminin temeli atılırken halka gusül abdesti almaları söylenmiş. Ancak abdest almaya su olmadığı haber verilince Vezir Rüstem Paşa tarafından hemen caminin yanına şehrin en iyi suyu getirtilmiş ve Rüstem Paşa hamamı yaptırılmış. Efendim, İpek Yolu'ndaki seyyahların en büyük sıkıntılarından biri de doğaldır ki temizlik. Türk kültürü bunu da çözmüş durumda, bizim o değerli hamam kültürümüzde. Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü hamam müzesinde duruyoruz.
Tam 500 yıllık bir hamamın içinde duruyoruz. Bir özellik daha var. Bu hamamın bu tarafı kadınlara ait. Rüstempaşa Hamamı artık kullanılmıyor. Ancak müzeye dönüşmüş bu hamam, Türklerin hamam kültürünü ve geleneğini fazlasıyla anlatıyor. Kolay gelsin ustam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olasın, kolay gelsin. Beypazarı'nın en renkli yerlerinden biri de çarşısı. İnce tarhana, cevizli sucuk, yerel ürünlerden. Beypazarı havucu da çok ünlü. Sıcak sıcak, taze taze, buyurun. Beypazarı kurusu ikram edelim, tadına bakın, buyurun. Şimdi, İpek yolunda yolculuk yapanlar için en büyük zorluklardan biri de taze yiyeceklere ulaşmak olsa gerek. Biz Beypazarı'ndayız. Beypazarı'nın pek çok ünlü ürünü var. Bunlar arasında ince tarhana var, havuç var ve daha pek çok güzel şey var. Ama belki de en önemlisi, bu anlamda en değerlisi Beypazarı kurusu. Neden mi? Çünkü dediklerine göre Beypazarı kurusu bir yıla kadar bozulmadan kalabiliyormuş. Bakalım nasıl bir lezzet? Buralara kadar gelmişken ve gastronomik notları bu kadar anlatmışken onların tadına bakmak da şart. Çok güzel bir lezzet bu. Bereket gelsin baba. Evliya Çelebi'nin Beypazarı gastronomisine düştüğü zerde notu iştah açmaya yeter. Ama gelmişken yöresel lezzetleri tatmak da şart. Beypazarı'nın tarihi atmosferini hanlarda görmek çok mümkün. Hanlarıyla, otantik yapısı ve tarihi dokusuyla Beypazarı, İpek yolunu yaşatmaya devam ediyor. Çökelim. Şöyle miydi? Evet. Helal olsun. Kalkıyor muyuz? Osmanlı padişahı olan 1. Ahmet'in sadrazamı Nasuh Paşa, başvezir olmadan önce Halep'ten İstanbul'a dönerken bu yoldan geçer ve Nallıhan'da bir han, bir cami, bir de hamam yapılmasını ister. İsteği üzerine koca han yapılır. Nasuh Paşa'nın yaptırdığı hamam zamana yenilip yıkılmış. Ancak cami büyük bir yangın geçirmesine rağmen hala ayakta. Anlatılanlara göre Köroğlu'nun atı tam da burada nalını düşürür. Hancı da nalı alıp kapıya asar. O günden sonra burası Nallıhan olarak anılmaya başlar. Bir başka hikayede ilçenin isminin yakınlarda akan Nallı suyu ve bu handan geldiğini anlatır. İpek ipliklerine işlenen iğne oyaları Nallıhan'ın simgesi. Biz İpek yolunu anlatıyoruz. Biz İpek böceğini anlatıyoruz. Biz bu yolda nasıl dokumalar oluyor onu anlatıyoruz. Biz bunları anlatıyoruz da bunlar gerçekte acaba nasıl oluyor? Şimdi işte onu görüyor olacağız. Mesela ipek kozası, değil mi? İlkin ne oluyor? Kozalarımızı atıyoruz kaynamış suya. Bu kadar çok kozadan mesela ne kadar bu çıkar? Bir tane kozada yaklaşık 1 kilometre iplik var. Bir kilometre iplik var. Yani ve saçın teliğinde en ince şu şekilde bir ipeği elde etmek için yaklaşık 70-80 tane koza bir araya geliyor. 70-80 tane şundan bir tane mi? Evet. Yani bir teli için.
uçlar yavaş yavaş kendini vermeye başlıyor. Ben şimdi en sağlıklı uç bulana kadar bu şekilde zamanı geçtiği için şey yapıyor, bozulmaya başlıyor. O zaman atıyorlar kendilerini. Ben buradan en sağlıklı ucu verene kadar bu şekilde onu çekeceğim. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ben de çekilen ipeklerden çiçek yapıyorum. Çekilen ipeklerden çiçek yapıyorsunuz. Evet. Çiçek ne demek? Oh, şu çiçek. Evet. Şu, ooo. Bunların hepsi önce buradan dolaşıyor, aynen, böyle oluyor. Ondan sonra geliyor. Müthiş bir el işçiliği, müthiş bir zaman, müthiş bir şey sabır testi. Aynen öyle. Haziran ayında ipek böceklerinin yapraklarının nut yaprakının açmasıyla başlayan kozaların beslenme süreci yaklaşık 4 evrede kendini tamamlıyor. 4 kere uykuya yatıyor ve kendini tamamlıyor. Daha sonra kozaları acı ot dediğimiz poruklara sarıyor. En son evre bu evre. Toparlıyoruz ve bu şekilde ipeğe çeviriyoruz. Bakın o kadar sıcak sudan çıkmasına rağmen çıkan uçlar çok serin. Hani ipek hep serindir. Serin tutar. Bakın o da oradan geliyor. Şimdi çekiyorum ben ama elimi yıkacak bir sıcaklıkta olmuyor. Ben de deneyebilir miyim? Şuraya bakın. İpekler evet, o kadar sıcakta olmasına rağmen serin. Bir bardak çayla ya da bir soğan kabuğuyla bitkisel boyalarla boyanaraktan renklendiriyor. Ve en sonunda çiçeğe dönüştürerekten kelebeklerin kendi çiçeklerini açmasını sağlıyoruz aslında. Ne denir? Bu kadar büyük emek, bu kadar büyük çalışmanın sonucunda bizim elimizde duran o güzelim ipek gerçekten çok uzun bir yol kat ediyor. Tıpkı bizim ipek yolu yolculuğumuz gibi. İşlenen her motif adını bir çiçekten ya da yapraktan alıyor. Kimi zaman mendillerin ucunda, kimi zaman yazmaların kenarında, bazen de gelinlerin başında. Oya yapımında kullanılan ipek iplerini ise ilçe halkı yetiştirdiği ipek böceği kozasından kendi elde ediyor. Tarihi ipek yolunun bir kültür yolu olduğunun en güzel kanıtlarından biri bu oyalar. Nallıhan'ın ipek oyalarına ve ipek dokumacılığına ilham veren ipek yolunun bir sonraki durağında bakalım bizi neler bekliyor. Burası Mudurnu'nun aile konaklarından biri. Böyle tarihi bir yerde olmak heyecan verici. Güzeller güzeli Mudurnu'da Ömer Bey'e geldik. Hoş Ömer buldum, Büyük Armutçu. Hoş bulduk. Nasılsınız sağ abi? Sağ olun Sergen. Şimdi buradaki bilgileri sizden alalım. Çünkü buranın en eski, en değerli, en çok bilindi konaklarından biri olsa evet, gerek. Burası Armutçular Konağı. Konak 1890 yılında yapılmış. Anadolu'daki ahşap barok tarzının ahşap barok tarzının tek örneği. Tek örneği. Tek örneği. Bunu yapanlar İstanbul'da Anadolu yakasında aynı binanın örneği varmışsa aynı binayı yapılırken görmüşler ve Fransız bir mimarmış diye orayı yapanlar. O mimarı Mudurnu'ya getirmişler ve hemen hemen 2 yılda bitirmişler bu binanın aynısını. Şunu da 2 yılda bitirmek o da iyiymiş evet, ve 1890 olanaklarıyla o dönemdeki tabii, tabii, kaç hane vardı, kaç nüfus vardı? Çok da zengin bir insan tabii bu bölgede çok zengin bir insan. Oh. Vay canına. Tavan süslemeleri müthiş. Bu zenginliği yansıtıyor işte. Oo, müthiş bir manzara. Gördüğünüz gibi etrafta pek çok konak, çok eski dönemlerden kalma evler karşımıza çıkıyor. Tabii konak demek lazım aslında onlara. Bu da aslında İpek yolunun ne kadar zengin bir yol olduğunu ve ne kadar üst düzeyde tüccarların bu yol üzerine ne kadar çok eser bıraktığını ya da kendi hayatlarını yaşadıklarındaki anları bıraktıklarını gösteriyor. İpek yolu işte belki de bu yüzden çok çok değerli. Herkesin zenginleşmesini ve üstelik güzeller güzeli Anadolu'nun da güzellikleri içinde zenginleşmesini sağlamış. Piri piran, pirimiz ahi evran, Muhammed yari ekber Yemeni, piri fenadat, Selman-ı Pak, Cümerdu Gassab, İdris Nebi... Mudurnu'nun 700 yıldır sürdürülen bir geleneği var. Her cuma sokakta toplanıp esnaf duası yapılıyor, pirler anılıyor, dürüst ve bereketli bir iş için dua ediliyor. Mübarek olması için Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Cumamızın mübarek olması için
dağıtılan dağım sahiplerinin ahirete irtihal eden bilcümle meftalanın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Mudurnu, adını Bursa Rum Tekfuru'nun kızı Matarni'den almış. Ticaret merkezi ve askeri menzili olarak gelişen Mudurnu, Osmanlı döneminde önemli bir ahilik esnaf kenti ve kültür merkezi olarak yükselmiş. İlçenin kervan yolları üzerinde yer alması ve ahi esnafının örgütlenmesine dayalı ticari üretim, geleneksel zanaat kollarının gelişmesini sağlamış. Demircilik, bakırcılık, semercilik, sepetçilik, kalaycılık, ahşap oymacılığı, yemenicilik ve dokumacılık bunlardan bazıları. Mudurnu, bundan yaklaşık 100 yıl önce bütün Anadolu'ya gönderdiği el yapımı iğneleriyle ünlüymüş. Dünyaca meşhur Evliya Çelebi 1640 yılında bu taraflara geliyor ve iğnecilikten bahseder hale geliyor. Günümüzde kalmamış olan iğnecilik yerini artık iğne oyasına bırakmış durumda. Mudurnu pek çok el sanatlarıyla birlikte iğne oyasıyla da çok ünlü. Bir içeri girelim, ustalarımızla bir konuşalım, bakalım bize neler anlatacaklar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyidir. Şimdi az önce iğne oyasından bahsediyorduk. Burası da iğne oyasının en özel merkezlerinden biri dediler. Mesela bir örnekle bize iğne oyası nasıldır ve nedir gösterebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle, bunlar bizim geleneksel Mudurnu iğne oyalarımızdır. Tarihi değeri vardır. Gerçek koza ipeğinden yapılmıştır ve Yemenileri de yine... Koza ipeği. Evet. Yemenileri de yine gerçek taş baskıdır. Şöyle göstereyim size. Bu ne asıl bu? Bizim bu da geleneksel Mudurnu'ya ait gelin tacımızdır. Yine gerçek koza ipeğinden yapılmıştır ve bir kültür mirasıdır aynı zamanda. Bu ne kadar zamanda yapılıyor? Yaklaşık 3,5-4 ay sürüyor yapımı. Of, yani evet. Gerçekten çok zor bir şeyden bahsediyor. Kesinlikle öyle. Ve kayınvalideden geline, anneden kızına geçer. Öyle mi? Evet. Burada kına gecelerinde takılır. Yani bir tür gelin başlığıdır aslında. Bunu bindallının üstünde bir de öyle mi? Bindallı üzerine bu şekilde havalı. Takılır. Gerçekten çok özel bir gelenek. Gerçekten çok uğraş vermek gereken bir şey. O yüzden ellerinize sağlık. Sağ olun, biz yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Ve güzeller güzeli Mudurnu'ya veda etme zamanı geldi. Tarihi, doğası, coğrafyası, türbeleri, kaplıcaları, olağanüstü tatlı Anadolu'nun insanlarıyla böyle sanki yüzük taşı gibi bir nokta Mudurnu. Ama Anadolu'da sadece Mudurnu yok. Pek çok güzel yer var. İpek Yolu rotasında yolculuğumuz kalbimizi burada bırakarak devam ediyor. O zaman al gözüm seyreyle Mudurnu'yu. İpek Yolu'ndaki bir sonraki menzile yetişmek için artık yola çıkalım. Göynük sırtını yamaca dayamış ağaçlar arasında kaybolan az katlı evleriyle Osmanlı kasabası havasını koruyan şirin bir ilçe. Göynük, şehrin karmaşasından uzakta, sessiz, dingin, huzurlu bir yer. Burada yöre kadınlarının dokuduğu peşkir, örtme, bükülü bez denilen gömleklik pamuklu kumaş ve alaca denilen şalvarlı kumaşları bulabilirsiniz. Yöreye özgü tokalı örtülerin kenar işlemeleri ve tokaların tamamı el işi. Yöredeki en güzel Osmanlı mimarisi örneği ise hemen arkamda bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii. Hemen karşıda olan Gazi Süleyman Paşa Hamamı ise Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'da dahi eşi benzeri olmayan mükemmel bir yapı. Göynüğün simge yapılarından biri de Zafer Kulesi. 1922 yılında Sakarya Meydan Muharebesi başarımızdan sonra yine kulenin hemen arka tarafında heykelini görebileceğiniz Kaymakam Kurşit Bey tarafından yapılmış olan olağanüstü bir yapı.
ve biraz aşağılara doğru indiğinizde ise göynüğün bu olağanüstü güzel kokusunu ve bu olağanüstü güzel dokusunu görebileceğiniz harika manzaralar sunuyor bize. Göynük. Sırtını yamaca yaslamış, ağaçların arasında az katlı evleriyle eski Osmanlı kasabasını hatırlatan nefis bir halde. Ve Göynük sessiz. Ve Göynük sakin ve Göynük dingin haliyle unutulmaz güzellikte bir yer. Havasında, suyunda, ağacında başka bir şey var Göynük'ün. Fatih Sultan Mehmet'in hocası, tıp alimi Akşemseddin bile bu çekime kapılıp Göynük'e yerleşmiş. Burada Çubuk Gölü'nde kamp yapmak, Sünnet Gölü manzaralarını izleyerek bisiklet sürmek, doğayla baş başa kalmak için yapılabileceklerden sadece bazıları. Heh, şimdi keyfimiz tamam. Bu sakin yerden ayrılırken gönlümüzde Göynük'te kalıyor. Ve İpek Yolu rotamızın son durağına geldik. Burası Taraklı. Arnavut kaldırımı sokaklarıyla ve eski Osmanlı ahşap mimarisiyle mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Taraklı, Osmanlı ordularının Doğu ve Güneydoğu seferlerindeki konaklama ve ikmal noktası. Anlatılanlara göre Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim burada konakladığında Veziri Yunus Paşa'ya bir cami yaptırmak istiyor. Mimar Sinan'ın yaptığı klasik üsluptaki tek minareli bu camiyi yaparken taş blokların ortalarının oyulup içine demir çubuklar yerleştirilmesini ve harç yerine eritilmiş kurşun dökülmesini istiyor. Yıllara ve depremlere dayanan Yunus Paşa Camii'nin bir başka özelliği de yandaki hamamın buharıyla ısınması. Taraklı'nın el sanatlarından biri ahşap oymacılığı. 20 yıl öncesine kadar yöre insanının ekmek kapısı olan oymacılık, şimdilerde pek az ustanın sürdürdüğü bir el sanatı. Bu ustalardan biri de İsmail Yıldız. Şimdi hemen yola çıkmalıyım. Rabia! Rabia! Efendim baba. Taraklı'daki en önemli el sanatlarından biri de ahşap oymacılığı. Bu işi sürdüren ustalarımızdan biriyle birlikteyiz. İsmail Usta. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimşir tarak ve şimşir kaşık buraya özel bir ürün. Aynı zamanda kültürel bir miras. Bu kültür mirasına değer vermek ve yaşatmak, gelecek nesillere taşınması için çok önemli. Toprakla bağ kurdukça özüne döner insan. Bütünleşir, zenginleşir. Biz İpek Yolu'nun seyyahları olduk. Ankara'dan çıktık yola, Anadolu'daki bütün duraklara birer birer dokunduk. Gezdik, gördük. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, gözümüz gördüğünce bu güzellikleri size anlatmaya çalıştık. Şimdi sıra sizde. Gezin, görün, yiyin, için, eğlenin ve Anadolu'nun bu kadim coğrafyasının güzelliklerini kendi gözünüzle görün. Hadi gelin, siz de keşfedin.